Arkadaşlar merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere SOS oyununun layout kısmını, görsel kısmını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir görünüm oluşturacağız. Ve şu an 9 tane alan oluşturacağız. Bunları butonlarla ifade edeceğiz. Ama arkadaşlar şu ana kadar biz concept layout dediğimiz birbiriyle ilintilenebilir bir ortamı kullanmıştık. Şimdi yepyeni bir şey kullanacağım arkadaşlar. Ben SOS oyunu diye bir uygulama açtım. Application'da extension'ı ekledim. Ve diğer Gradle kısmında da versiyonu şu şekilde yaparak uygulamayı hazır hale getirdim. Şimdi layout kısmında görselliği yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar burada concept layout değil de table layout dediğimiz yani tablosal yerleştim. Bunu da çok iyi gösteriyor aslında bu şekilde bir kullanımlarda. Böyle alanlar şu şekilde tablo satırlardan oluşuyor. Ve satırları elemanlar sayısı da değişebilir, artabilir, azalabilir. Yani birebir ile 3 satır, 3 sütun olması zorunda değil arkadaşlar. Farklı boyutlar da olabilir. Tablonun satırlarından oluşan bir uygulama yapacaksak bunda table layout'u kullanabiliriz. Nasıl değiştiriyorum arkadaşlar? Text kısmına gidiyorum. Ben şuradaki concept layout'un şu kısmını komple alıyorum arkadaşlar. Buradan alamadım, bir daha deniyorum. Şöyle siliyorum buraya arkadaşlar. Buraya şu şekilde table yazdım arkadaşlar. Bakın table layout otomatik geliyor. Şuraya da tıklarsam otomatik gelir. Ve şu an gördüğünüz üzere table layout oldu. Ben bu text'i siliyorum arkadaşlar. Bakın table layout da hemen gitti. Sanki ilk satırdaymış gibi text oraya gitti. Ben burada arkadaşlar bu şekilde ben uygulamamda 3 tane satır oluşturacağım ve elemanlar buna yerleştireceğim. Şimdi table'ın bakın burada table row diye bir şey var arkadaşlar. Bunu çekip buraya atıyorum. Şöyle artık koyuyorum, evet. 3 satırım olduğu için bir tane de table row alıyorum arkadaşlar. Alta ekliyorum. Pardon, iç içe olmayacak. Bunu delete'le siliyorum. Bunun içindeyken arkadaşlar şöyle bir tane de ekle dedim. Ve bir tane de ekle diyorduk. Evet. 3 tane ben şu an row oluşturdum ve içi boş. Şimdi arkadaşlar ben buradaki şu her bir kutucuğu ben butonlu ifade edeceğim. O zaman ben her bir table row'un içine ne yapıyorum arkadaşlar? 3 tane şu şekilde buton ekliyorum. Bakın bir tane buton eklendi. Buna bir tane de ekleyeyim hatta. Şöyle açayım ki görünsün arkadaşlar. Buna ben bir tane de ekledim. Bakın ikinci eklendi. Bir tane de ekledim arkadaşlar. 3 tane ekledik. Aynı şekilde ben şunu kapatayım. Diğerine de 3 tane ekliyorum. Şöyle açayım arkadaşlar. Şunda 3 tane oldu. Tamam, devam ediyoruz. Buna 3 tane eklemeye. Bir tane de ekliyorum. Evet, bu da 3 tane oldu arkadaşlar. Diğerine de 3 tane ekliyorum arkadaşlar. Açalım şöyle, yanlış bir şey olmasın. Evet, 3 tane ekledik. Şimdi arkadaşlar ben burada bakın burada butonları yazdık. Şimdi ben bunu butonlara şöyle karesel bir boyut vereceğim arkadaşlar. Karesel buton bakın burada layout'un yani seçtiğim mesela bir butonu seçeyim. Bakın match burada ismi buton demiş. İçine buton yazıyor. Pardon, IDC buton. İçine buton şurada yazıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada layout'lara bakın burada iki tane ihtimal var. Ya wrap content oluyor. Text kısmına da görebiliriz. Ya da match parent oluyor. Wrap content arkadaşlar içindeki metin neyse o metine göre boyutunu al demek. Match parent ise hangi parent'in içinde? Mesela table row'un içinde. Onun içinde diğerlerinden hariç kalan kısımda alanı kapla anlamına geliyor. Şimdi ben burada arkadaşlar ben burada boyutumu kendim vereceğim. Arkadaşlar 40 PTD bir yeni bir arkadaşlar birimimiz var. Hatırlarsanız stringlerde SP kullanıyordum. Şimdi mesela burada da butonu bakın şu an ilk butona 40 PTD diye yine boyut veriyorum arkadaşlar. Pardon, şunu tekrardan sileyim. Bakın şöyle karesel bir görünüm oldu değil mi? 40 pt 40 pt. Şimdi arkadaşlar içeriğin görünmesini istemiyorum. İçine bir şey yazmasın. Ya bunun ismini arkadaşlar btn demiştim ya ben btn'le butonları btn'le başlatıyorum. btn 1 diye isim verdim. Aynı şekilde buna da arkadaşlar ikinciye geçelim. Bu da 40 pt'ye. Hatta şunu kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştıralım şöyle. Bunun ismi de btn 2 olsun arkadaşlar. Burayı sildik. Buna geliyoruz arkadaşlar. BTN 3 olacak arkadaşlar.
Yapıştırıyorum. Evet. İçerikte de herhangi bir şey gözükmeyecek. Aynı şekilde alta devam ediyorum arkadaşlar. BTN 4 diyorum. Bunlar da 40 PT'ye. 40 PT olacak. Görsellik olmayacak. Buraya gelelim. BTN 5 40 PT'ye. Bu PT, bunlar arkadaşlar uygulama yaptıkça alışacağız. Bunlar Kotlin'de kullandığımız ölçü birimleri diyeyim arkadaşlar. BTN 6. Bakın yavaş yavaş şeklimiz SOS önündeki görünüme benziyor. BTN 7. Çok küçük bir şey kaldı. Sadece bunun bir ortalamamız kaldı arkadaşlar. BTN 8. Aslında onu da Gravity diye bir şey kullanmıştık hatırlarsanız. Onunla yapacağız. Ön bilgi vereyim size arkadaşlar. BTN 9. Burayı da sildik. Şeklimiz oluştu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şuralarda birazcık daha içe doğru bir boyut, yani hafif bir, şuralar birbirine çok yapışık olmasın. Şimdi oranları da arka planda şurada. Bakın arkadaşlar, ben boyutlar burada tek tek yazılmış. Şimdi bakın, ben burada table row'um var. Şöyle kaç tane? 3 tane. Table layout'un içinde. Ben burada arkadaşlar bu tarafa gidelim. Ben içeriği gravity center yaparsam bakalım ne olacak arkadaşlar. Hangi içerik? Ama table layout'un bakın şu dış çeperin içinde yapacağım. Burada arkadaşlar. Şurada herhangi bir satıra gravity, yani bunun şey ne olsun? Bakın center diyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şöyle ortaladı. Ama şunlar ortalanmadı değil mi? Çünkü bunlar kendi içinde ortalanması gerekiyor. Bunlar da row'ların içinde gravity yapıyorum arkadaşlar. Her bir row'un içinde şunda bakın yine gravity diyorum. Ve bunu da center dersem bakın hemen birinin farkı, bakın bu hemen bu ortalanmış oldu. Aynı şekilde arkadaşlar tekrar diğerine gidelim. İlk row'umuzu yaptık. Diğerlerine de gravity center diyelim. Hatta en sonuncu da yapayım arkadaşlar. Gravity center diyorum. Ve görünüm bakın çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şu butonun kendi içine hafif içeri doğru kaymasını, yani şu dıştan içeri doğru kaymasını istiyorsam arkadaşlar, margin diye bir özellik var. Margin. Bakın sağdan soldan içe doğru margin yap derken böyle tek tek yapamam. Direkt margin'i seçip mesela burada da 3 yazıyorum. Bakın bir birimler geliyor. PT, PX, SP. PT kullanıyorduk. Bana mesela bunda da ben 3 PT yapıyorum. Ama bunu burada yapmıyorum tabii. Ctrl X diyorum. Ben bunu butonlarda yapıyorum arkadaşlar. Butonun kendi içinde. Bakın mesela 3 PT diye bir birim, bakın burada kullandım. Bakın ne oldu? Şu şekilde bir içe doğru geçme oldu. Hangisinde? Bu çünkü 3.'deyiz. Tamam, bu sırayı ben aynen devam edeyim arkadaşlar. 3 butona da aynısını yapayım. Bakın bunlar diğerlerine kıyasla hafif şöyle 3 birim içe doğru kaymış gibi oldu. Şimdi ben estetik görünüm çünkü önemli arkadaşlar. Bunu yaptık. Diğer row'larda da şöyle butonların içine hafif bir margin vereyim arkadaşlar. Bu da tamam arkadaşlar. Ortanca butonlarda da şöyle bir görsellik olsun diye içe geçme yapıyorum. Marginli arkadaşlar. Tekrar edecek olursak. Bakın şu şekilde bir görünümümüz oldu. Arkadaşlar görsel kısım bu şekilde. Bir sonraki videoda uygulamamızı ilerletmeye devam edeceğiz.